Birçok dizide rol aldı, birçok tiyatro oyununu sahneye taşıdı. Çok çalışkan bir oyuncu Neslihan Yeldan. Şimdilerde de çok başarılı bir girişimci. Onunla buluştuk ve bakın neler konuştuk. Ne kadar güzel bir gündü. Sen, ben, babam. Olmuş. Düşündüğüm şeyi sakın söyleme bana. Yazık ki evet. Neslihan Hanım hoş geldiniz. Posterde sizi ağırlamaktan çok mutluyuz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi, siz de hoş geldiniz. Ederiz. Biz de çok iyi. 90'lı yıllarda Bir Demet Tiyatro'daki Freya karakteriyle başladınız mesleğe bildiğim kadarıyla. O zamandan bugüne hayatınızda neler değişti? Çok şanslıyım ki çok fazla insanın seyrettiği, Türkiye'de ve dünyada çok sevilen işler yaptım. Bir çocuk yetiştirdim, onu başka bir ülkeye gönderdim okuması için. Hala da çalışmaya, üretmeye devam ediyorum. Mesleğinizle yanaşı hem de kendi markanızı kurdunuz. Bununla ilgili biraz konuşabilir miyiz? Ben oyuncu olmadan önce moda tasarımcısı olmak istiyordum. Bir genç kız olarak öyle bir hayalim vardı. Ama tiyatro... İlk önce tiyatro, sonra dizi oyunculuğu hayatıma girince ve bu benim çok vaktimi alınca onu bir kenara koymak zorunda kaldım. Ta ki 1,5 yıl öncesine kadar. 1,5 yıl önce biraz da tesadüfler sonucu aslında böyle bir niyetim olmamasına rağmen bana gelen bir hediyeyle, bir ipek eşarp hediyesiyle ben bu işi neden yapmıyorum, ben bunu yapmak istiyordum diye yola çıktım. Oğlum için bir marka kurdum çünkü mesleğimi her zaman yapamayacağımı düşündüm. Özellikle şimdi bir ayağımız artık Londra'da. Londra'da olduğum sürece hani burada bir diziyi yürütebilmem ya da bir tiyatro oyununa devam edebilmem çok zor. Oğlum ve geleceği için bu markayı kurdum. Çok da memnunum, güzel gidiyor. Çok güzel. Peki neler üretiliyor? Tasarımları size ait mi? Her şeyin tasarımı bana ait. Her şeyin üretimi bana ait. Yani arkamda koskocaman bir ekip olduğu düşünülüyor. Mesela şu da benim tasarımım bir elbise. Çok güzel. Ama aslında her şeyi ben yaptım. Öyle tasarımcılar, satış departmanı falan böyle herkes 10-15 kişilik bir ekip zannediyor ama yok. Biz şu an daha küçüğüz. Umarım büyürüz, umarım kocaman bir ekip olur ama henüz emekleme aşamasında bir marka. İşte böyle elbiseler tasarlıyorum, kumaşları alıyorum, modeliste götürüyorum, oradan işte atölyeye gidiyor. İşte parfüm notalarını seçiyoruz kozmetik şirketiyle. Şimdi bir roll-on gelecek, tamamen kimyasalsız, tertemiz içerikli bir roll-on. Böyle küçük küçük üretimlerle devam ediyorum. Peki hem oyuncu hem iş kadını hem de çok güzel bir annesiniz. Teşekkür ederim. Zorlanıyor musunuz bu üçünü yaparken? Zor mu, kolay mı? Dışarıdan bakan zor olduğunu görmeyebilir. Evet. Şahane bir hayatım olduğunu düşünebilir ama hepsini bir arada yürütmeye çalışmak benimle aynı durumda olan insanların anlayabileceği bir şey olduğunu düşünüyorum. Peki sizi hangisi daha çok heyecanlandırıyor? Tiyatro mu, dizi mi? Beni yeni ilginç bir proje heyecanlandırıyor. Yani bu tiyatro ya da dizi olması fark etmez ama tiyatro sahnesine çıktığım zamanki heyecanım bambaşka bir şey. Çünkü orada yüzlerce insanın karşısında hata yapmadan bir saat, 1,5-2 saatlik bir performans sergilemek zorundasınız. Yani dizide bunu tolere edebiliriz. Hata yapınca tekrar çekebiliriz. Ama yeni bir dizi projesine de heyecanlanırım ama hani sette heyecan duymam da eğer mesleki bir heyecansa o tiyatro sahnesindeki heyecan. Oğlunuz oyuncu olmak istiyor mu? Oğlum oyuncu olmak istiyordu bir ara. Şimdi vazgeçti. Çünkü çok sosyal, çok dışa dönük, çok enerjik bir çocukken
Şimdi ergenlikle beraber içine kapalı bir çocuk haline dönüştü. O yüzden şu an yapamayacağını düşünüyor ama henüz 15 yaşında. Mesleğe karar vermek için erkence bir yaş. Bakalım onun daha neler bekliyor. Peki son olarak genç meslektaşlarınıza neler önerirsiniz? Eğitim, eğitim, eğitim arkadaşlar. Lütfen yani alaylı olup yetenekli olan insanlara da inancım var. Ama oyunculuk eğer bana soruyorsanız ölene kadar 80'e 90'a umarım hayat bize sağlıklı öyle uzun bir ömür verir. Ölene kadar yapabileceğimiz bir meslek ve ben her yaptığım projede bir şey öğreniyorum. Buna açık olun. Sizden daha büyüklerin, tecrübelilerin nasihatlerine açık olun. Eğitime açık olun. Ben hala iyi bir workshop'a gitmek, kendimi geliştirmek isterim. Kaç yaşına geldim, kaç yıldır bu sektördeyim. Ama öğrenmenin sonu yok. Eğitime devam edin. Çok teşekkür ederiz. Çok ben sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok mersi. Yani bazen gözümün önüne bir perde iniyor. Aklım başımdan gidiyor. Tamam Olcay. Haber verdiğin için sağ ol. Ayaz nasıl? Gitti mi? Ah yavrum. Mahvolmuştur şimdi.